Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Destur ya seyyidi sultan evliya. Hazreti ya Mevlana Mehmet Ali Hakk'ın varisi. İnsan dünyada bir takım sıkıntılar çekmek mecburiyetinde. Allah-u Teala Celle Celaluhu onu imtihan edip insanı, yani bizleri imtihan edip kalbindeki güzel hisleri, güzel duyguları, güzel ahlakları yakalaman gerektiğini sana öğretiyor o imtihanlarla. Bazen acı çekmek insanı olgunlaştırır. Ne diyor Sa'd-ı Şirazi Hazretleri? Dertsiz adam olmaz. Dertsiz adam olmaz. Derdi yoksa adam değildir. Başımıza bir dert geldiği zaman vay bu dert niye geldi dememek lazım. Dertsiz adam olmaz diyor zaten. Dert mutlaka olacak ama senin kıymetin çektiğin derde göre. Arabanın tekerinin patlamasını dert ediyorsan teker kadar değerin var demektir. Senin derdin teker patladı, camiye geç kaldım, namaza geç kaldım olması lazım. Üzüldüğün taraf tekerin patlaması değil de geç kaldığın namaz olmalı yani. Zikir olmalı, sohbet olmalı, yani hayırlı meclisler olmalı. İnsanın çektiği derde göre olur onun kıymeti. Bu dertleri bize Allah veriyor Subhanehu ve Teala. Ne için? İçinde senin bir gizli hazine var. O hazineyi sen çıkartabilecek misin? Yoksa üzerine kilit mi vuracaksın? O hazine nedir? Kalptir. Kalbi hazine sandığının içerisinden çıkartıp da onu işlemeyi başarabilirsen en güzel kul haline gelmiş olursun. Yok bir de Allah'ın verdiği imtihanlarda onların farkına varmayıp kendini geliştirme yoluna gitmez de tam ters tarafa istikamete gider de isyan yoluna gidersen, küfran yoluna gidersen, nankörlük yoluna gidersen, sabırsızlık yoluna, şikayet yoluna gidersen, o zaman bir sandığın içerisinde olan kalbini başka bir sandığın üzerine koyar, oraya kilitlersin. Sonra bir musibette daha yine asi oldun, kalbine yine alıp başka bir sandığın içerisine koyar, oraya kilitlersin. Senin içerine Allah-u Teala'nın koyduğu hazineyi, o kalbi faydalarını bulma imkanın daha da zorlaşır. Hayal olur ondan sonra. Hakiki bir kulun çektiği derdi çekerken Allah'a iltiması. Allah Allah, onlar nasıl yapmış yahu dersin. Aynen bu zamandaki insanlar gibi. Onlar nasıl yapmış? Allah Subhanehu ve Teala nimet üzerine nimet indirir. O nimeti beğenmez. Yahu diyor, bu gülün dikeni de varmış diyor. Sanki dikeni ilk defa yeni çıkmış gibi gülün. Verdiği nimette aynen bu şekilde ya. Yahu bu gülün dikeni de varmış diyor. Nimet külfetiyle birlikte geliyor zaten. Burası dünya. İnsan dünyada bütün nimetlere ereyim de hiçbir sıkıntı çekmeyeyim diyemez. La rahate fiddareyn diye buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İki darda rahat yoktur. Hem burada rahat edeceksin, hem ahirette rahat edeceksin, yoktur. Öyle bir şey yok. Şimdi insanlar Müslümanlara baktıkları zaman, bu keyfine tabi olan insanlar Müslümanlara baktığı zaman gülüyorlar. Müslümanlar da onlara baktıp da güldükleri için alınıyorlar. O taraf zaten kör, bu taraf da zayıf. İmanı zayıf. Niye gülüyorsunuz bize efendim? Siz hayatınızı mahvediyorsunuz. Nasıl mahvediyoruz? Bak biz tatildeyiz. Biz sahillerdeyiz, biz plajlardayız, biz şuradayız, buradayız. Ama siz namazdasınız, niyazdasınız, ibadettesiniz. Bir kere avamınasa göre önce anlatalım da sonra öteki de gelecek. Peki siz bu tatillerde geziyorsunuz, eğleniyorsunuz. Tatil bittikten sonra
İşe tekrar dönüyor musunuz? Evet, dönüyoruz. E niye dönüyorsunuz? İşe. Bu güzel tatiller, bu güzel plajlar bırakıp da niye işe dönüyorsunuz? Çünkü oranın parasını çıkartmamız lazım. Bir sene boyunca çalışacağız ki hafta senenin sonunda o tatilin parası çıkacak ki tatile gideceğiz diyor. O sahilde, o otelde ne yiyeceğiz? Bir sene çalışıp o tatilin parasını çıkartıyoruz, o tatili yapıyoruz. Kardeş, biz öyle bir haftalık tatillerin adamı değiliz. Biz Müslümanlar. Biz tatile çıktık mı bir daha geri dönmek istemiyoruz. Onun için biz bir ömür boyu çalışır da ömrümüzün sonunda asıl tatile çıkmak isteriz. Siz bu dünyada bir sene çalışıp o senenin sonunda yaptığınız bir hafta tatilde Allah'ın emrine hiç uymayanlardan bahsediyorum. Yoksa Allah'ın emrine uyup da Allah'ın istediği şekilde tatil yapabilir yine insan dünyada. Namazını kılmazsın. Açık saçık gezersin. Allah'ın laneti üzerindedir. İster inan ister inanma. İster hoşuna gitsin ister gitmesin. Bu iş böyledir yani. Yok o zavallılar, yok şunlar, yok bunlar diye adam başlıyor saymaya. Şimdi öyle bir hale geldik ki biz, aynı meşhur hocanın bir fıkrası var ya, ne diyor? Hocanın malı çalınmış, gitmiş kadıya. Ondan sonra, kadı efendi bizim eve hırsız girdi. Neyi aldı hoca efendi? İşte benim çok güzel bir tane gümüşten yağdanlığım vardı, onu alıp götürmüş. Kadı başladı sormaya. Kapı açık mıydı hoca efendi? Yok değildi. Pencere açık mıydı? Yok değildi. Millete anlatmış mıydı? Yok anlatmamıştı falan. Saydı 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 saydı. Ondan sonra hoca döndü kadıya, dedi ki hoca, kadı efendi dedi, ya bizden misin sen yoksa hırsızdan mısın? Hangi taraftansın yani sen? Şikayet ettiğimizde de pişman ettin bizi. Şimdi bugün de açıklara acıyalım. Saçıklara acıyalım, namaz kılmayanlara acıyalım. Geçimini sağlamak için gayri meşru yollara gidenlere acıyalım, 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 acıyalım. Beş vakit namaz kılan Müslüman bir yanlış yaptım hemen boğalım onu. Laflar aynı böyle, insanların söyledikleri laflar böyle. Fahişeye acı. Tamam. Acıyalım tabii, dua edelim onu, Allah kurtarsın. Namazsıza acı. Acıyalım tabii. Allah ona da hidayet etsin, kurtarsın onu. Kızmakla birlikte bir yandan da acıyoruz, dua ediyoruz. Zalime, katile, şuna buna acı 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 acı, tamam. Beş vakit namaz kılan Müslüman bir yanlış yaptı, boğalım onu hemen. Konuşmalar aynen böyle. Hani ne oldu ya, senin o üstün ahlakın, üstün anlayışın nerede? Müslümana gelince hiçbirisi yok. Bir sene boyunca sen çalışıyorsun sonunda bir haftalık tatil yapmak için ve Müslümanlarla dalga geçiyorsun. Peki bu ömür bittikten sonra, bu ömür bittikten sonra hani bir sene boyunca sonunda gideceğin tatil için bir sene çalışıp da hazırlık yaparken sen bu ömür bittikten sonra toprağın altına gireceksin ki biliyorsun annen girdi, baban girdi, deden girdi, nenen girdi. Gözünün önünde hepsi girdiler. Sen de o yere mutlaka gireceksin. Onda şek ve şüphe yok. Kimse itiraz edemez. Oraya yapıyor musun bir hazırlık bakalım? Oraya gittiğin zaman sana ne soracaklar? Uludağ'da tatile gittin mi? Bunu mu soracaklar? Antalya'ya tatile gittin mi? Orada güzel kumlar vardı. Orada yürüdün mü? He? Bir de o şey, bir şey içiyor yatıp. Böyle limonlu. Kokteyl. Ne diyorlar ona? Kokteyl. Kokteyl. Kokteyl içtin mi sen bakalım? İçtim içtim. Hadi geç cennete. Böyle bir soru mu var? Neyden soracak sana? Namaz kıldın mı diyecek. Dünyada hayatını çok iyi geçirdin mi? La rahata fiddareyn diyor Efendimiz. Azın bakalım. Gezin bakalım. Kendinizi kandırın bakalım. Nereye kadar? Kabrin kapısına kadar kandırırsın. En çok. Aşağıya indin mi, kime çığlık atarsan at, kimse seni ne duyar, ne bilir, ne yanına gelir, ne yardım edebilir, hiçbir şey.
bir de kendi gülünecek halin, kendi acınacak halin dönmüş, beş vakit namazını kılan adam da dalga geçiyor. Biz tatillere gidiyoruz, sen gidemiyorsun. Biz tatillere gidiyoruz, sen gidemiyorsun. Biz öyle sizin gibi kısa tatillerin adamı değiliz. Biz sizin gibi sıkıntılı tatillerin adamı değiliz. Biz tatile çıktık mı kardeşim bir daha geri gelmeyiz. Bir de bu tabii normal avamı nasıl için söylenilecek cevap. Bir de kardeşim sen bizi tatile çıkmaz zannediyorsun. Senin tatilde aldığın tattan 10 kat fazla, 20 kat fazla bir rekat namazdan tat alıyor insan. Oturduğu zikir meydanından tat alıyor. Kalktığı hadra halkasından tat alıyor. Senin koskoca o tatilde alamadığın hazların hepsini orada alıyor. Hayatınızı mahvetmişsiniz diyor. Allah subhanehu ve teala bize öyle bir yer nasip etti ki Akdergah cennet desen yeridir yani. Sen koskoca bir sene çalışıp sonunda öyle bir yere gitmek için para veriyorsun. Allah bize bedava nasip ediyor. Bizim dervişlere bedava verdi Allah-u Teala. Celle Celaluhu. Hangi güzellikten bahsediyoruz? Rabbinin rızası üzerinde. Melaike kiram parmakla seni gösteriyorlar. Zikreden, zikir meclisinde olan insan. Onun kalbine inen huzur, onun ayeti kerimeden aldığı tat, onun namaz kılarken duyduğu haz, sen onu hangi tatilde yakalayabilirsin ya? Hangi tatilde yakalayabilirsin? Hiç. Tatilde başına gelenler de var, sıkıntılar da var. Bazen teker patlar, bazen kaza olur, bazen başka neyler olur. Hayatını yaşıyormuş. Madem çok mutlusun, niye durmadan içersin? Sizin başınıza kardeşim bir sıkıntı geldi mi işiniz bitti. Neden? İman yok, dayanak yok, Allah'a bağlılık yok. Bir sıkıntı geldiği zaman Allah bazılarına onların ne yapıyor? Merhamet buyuruyor Celle Celaluhu. Bir sıkıntı veriyor ona, kimilerini topluyor. Kimiler de var, bir sıkıntı veriyor. Hemen bu sıra internette meşhur zaten. Hocam delireceğim, intihar edeceğim. Hocam delireceğim, intihar edeceğim. Niye kardeşim ya? Niye intihar ediyorsun? Ocağını sana kim verdi? Allah-u Teala verdi. Sen nasıl kendi canını almaya kastediyorsun? Allah'ın verdiği can sana emanettir. Ama bu olacak. Neden olacak? Zikir yok, fikir yok, namaz yok, ibadet yok, niyaz yok. Rabbi ile arasında hiçbir bağlantı yok ki. İşte onu söylüyoruz. Sohbetin başında onu diyecektik. İnsan başına mutlaka ve mutlaka sıkıntılar gelecek. O sıkıntıda kime sığınması lazım? Tabii ki Allah'a sığınması lazım. Allah-u Teala zaten o sıkıntıyı kul dünyaya fazla müptela olmuş diye çekmek için veriyor. Bizim gibi normal avam, yüksek kademede olan insanların başına verdiği sıkıntı tabii ki makamlarını yükseltmek için. Ayrı onlarınki de. Bizim gibi bizim sınıfımızdaki insanlara ne için veriyor? Mustafa Hoca sen dünyaya fazla dalmaya başladın. Al bakalım bir sıkıntı. Veriyor ki Allah'ın kapısına dönsün. Ya Rabbi bana şifa ihsan eyle. Diye dönsün. Eksiklerimi sen affeyle. Yanlış yaptım mutlaka eksiğim var bildiğim bilmediğim. Kapısına dönsün diye veriyor onu. Güzel bir kul olsun diye. Ama bizler normal dünya hayatında Allah-u Teala'yı hiç hatırlamıyorsak, Allah-u Teala ile beraber vakit geçirmiyorsak o zaman başımıza gelen musibette nasıl Allah'a döneceğiz? Dönemez ki insanlar. Dönemiyor da zaten çokları. Allah ile alakası yok adamın. Hiçbir alakası yok. Başına bir musibet geldiği zaman hemen nereye gidiyor? Markete jilet almaya gidiyor. Ne yapacak? Bileklerini kesecek. İşte çok mutlu hayatları bunların bu. Bir sene çalışıp sonunda bir hafta tatil yapıyorlar. Ama Allah bir musibet vermesin. Bir musibet verdiği zaman hemen öleceğim ben, intihar edeceğim ben. Bu kadar akıllar kıt, yaşantı bu kadar bedbaht. Allah-u Teala kesinlikle başınıza bela vereceğim diyor. Mutlaka sıkıntı çekeceksiniz. Sıkıntı geldiği zaman ondan sonra hoca efendileri, şeyh efendileri gezerler. Sıkıntı geldiği zaman. Ayet de var zaten.
Allah-u Teala buyuruyor Celle Celaluhu. Başlarına bir musibet geldikleri zaman hemen Rablerine koşarlar. Ama musibeti başından aldığı zaman, o zaman hemen azgınlığa geçerler. Hemen bu benim sahip olduğum şeyleri ben kazandım. Üstün aklımdan, fikrimden bunları elde ettim. İşte batırdığı zaman hemen hocaya diyor ki, hocam bir tane muska var mı, bu bizim işleri açacak? Bizim işleri bir açacak bir muska var mı? Bir dua etsen hocam. İşler açıldığı zaman daha hocayı görmez. İşleri açalım da genelde hep böyle söz veriyor. Hocam şu işler bir açılsın. Tamam, medresenin şurasını ben yaptıracağım, burasını ben yaptıracağım. Biz tabii biliyoruz. Açıldıktan sonra bizi unutacağını biliyoruz zaten de. Allah açsın diyoruz. İşleriniz rast getirsin. İşler rast gidince daha göremiyoruz o arkadaşı. Tamam. Bir tane ne medreseye uğrar oluyor, ne kapısına, ne telefonu açar. Bir hale geliyor yani. Netice, başımıza demek ki mutlaka bela gelecek. O belada eğer biz bela gelir gelmez Allah'a sığınmayı başarabilirsek, o imtihanı kazanmış oluruz. O belayı lehimize çevirmiş oluruz. Bela nedir? İnsanın hoşuna gitmeyen her şeydir. Geldi birisi seni kandırdı, senden para aldı. Geldi birisi bilmem başka bir şey yaptı. Bunların hepsi musibettir. O musibet geldiği zaman sen hemen inna lillahi ve inna ileyhi raciun, ya Rabbi kötüsünden sakla bizi diyerekten Allah'a döndüysek ne oldu? Belayı, musibeti kendi lehimize çevirmiş oluruz o vakit. Fakat ilk anda bunu başaramazsak, kızarsak, o zaman o belanın sevabından mahrum kalırız. Mahrum kalırız. İşte bunun için bizim günümüzün çoğunu Allah'la geçirmemiz lazım ki başımıza bir şey geldiği zaman hemen Allah'a dönmek aklımıza gelsin. Nasıl küçük bir çocuğun başına bir şey geldiği zaman ne yapıyor? Hemen üzerine bir şey düşer, anne diye ağlamaya başlar. Neden? Gününün çoğunu annesiyle geçiriyor çünkü. Gününün çoğunu annesinin etrafında dönerek geçiriyor çünkü. Biz de günümüzün çoğunu Allah-u Teala ile geçirirsek, ona ibadetle, onun zikrinde geçirirsek, başımıza bir şey geldi mi, iyi de olsa kötü de olsa, hemen Allah'a döneceğiz Celle Celaluhu. İlk anda bunu başarabilirsen diyor, çok büyük mükafatlar alırsın. İlk anda başarabilmenin de reçetesi budur işte. Gününün çoğunu Allah-u Teala ile geçirmek. Biz işte çalışıyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz ama ne yaparsan yap, kendimizi alıştırmamız lazım. Bir şeyi aldın taşıyorsun, Bismillahirrahmanirrahim. Oraya götürene kadar Allah, 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 Bismillahirrahmanirrahim koy. Alıştırırsan bunlar olur, alıştırmazsan olmaz. Nice insanlar vardır, bakın, iş yerinde çalışırken kulağında bir kulaklık, ne yapıyor? Devamlı şarkı söylüyor. Alıştırmış kendini ya. Devamlı şarkı söylüyor. Devamlı şarkı söylüyor. Oluyor muymuş? Bak oluyor demek ki. Adam şarkıyı söylüyor. Hiç sıkılmıyor, yorulmuyor. Sabahleyin kulağına takar Walkman'ını mi neydi? MP3'ünü. Ondan sonra ta iş bitene kadar çıkartmaz onu. Veyahut da bir şeye biniyor. Metroya biniyor, otobüse biniyor. İnene kadar çıkartmıyor onu. Yolda da çıkartmıyor onu. Bu adamlar, bu gençler, bu çocuklar bu şarkıyı dinleyip bu şarkıyı söylemekten sıkılmıyor. Ama biz ne yapıyoruz? Allah demekten, Allah-u Teala zikretmekten, Resul-i Ekrem'e salavat çekmekten ya sıkılıyoruz ya önemsiz davranıyoruz. Davranmayalım. Yolda yürürken, arabaya bindiğin zaman gerekirse oraya bir tane yaz, bir tane yazı. Allah'ı zikret, unutma. Ne kadar çok zikredersek ibadetimiz o kadar tatlı olur. Ne kadar çok Allah ile olan anlarımızı çoğaltırsak bütün hallerde, güzel gelen başımıza, güzel gelende de, kötü gelende de en güzel ahlakı, tavrı, takınma salahiyeti buluruz kendimizde. O kalp, o zindandan dışarıya çıkmış olur. Ama öteki türlü, sen şimdi sabrın fazileti hakkında çok hadisler dinle, çok ayetler dinle ki Allah-u Teala ben sabredenlerle beraberim diyor. Başına bir musibet geldiği zaman önce küfür etmeden inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyecek kuvveti bulamazsın. Bulamazsın. Gününün çoğunu neyle geçiriyorsan o tarzda bir kelam konuşacaksın orada yani. İlk anda da bunu gösteremiyorsan o belayı kendi lehine çevirmiş de olamazsın. Bakın,
Yahu bu zor. Dediğim gibi kendi kendine yapacağım dersen zor gelecek muhakkak. Ama Allah'ın zikrini çoğaltırsan kolay gelecek. Bu böyle midir kesinlikle? Bunun daha kolay bir yok. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir kabristanın yanından geçiyordu. Bir kadın orada ağlarken gördü. Bakın. Dedi ki Efendimiz ne oldu? Çocuğu ölmüş, çocuğuna ağlıyor. Dedi ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabret. İhtesibi. Sabret, faziletini Allah'tan bekle. Cennette inşallah buluşacaksınız zaten. Ufak çocuğun öldüğü zaman diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulu uçağına ermemiş bir çocuğun öldüğü zaman haşir meydanında herkes böyle toplanmış. Acep ne olacak? Bekliyorlar. Bir de orada bekleme o kadar uzun oluyor ki insanlar bunalıyor artık. Sıkılıyor artık. Yani cehennemlik olanlar diyor ki yani cehennemlikse de gidelim artık cehenneme diyecek kadar sıkılıyorlar. O vakit Peygamber Zişan sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecek çabuk başlasın diye hesap. Uzun bir hadis-i şerifi vardır onun. İnsanlar geçecekler. Önce Adem aleyhisselama gidecekler. Hesap başlasın diye bak ha. Bu hesap başlasın diye. Adem aleyhisselam diyecek ki ben hata yaptım, meyveyi yedim. Ben bu konuda size yardımcı olamam. Siz Nuh'a gidin diyecek. Nuh aleyhisselam. O ilk rasuldür. Ona gidin. Nuh aleyhisselama gelirler. Nuh aleyhisselam der ki ben bir yanlış kelime söyledim. Allah-u Teala Celle Celaluhu. Onun için ben burada size yardımcı olamam. Siz diyor İbrahim'e gidin. O Allah'ın halilidir. İbrahim aleyhisselama gidiyor. Diyor ki ben bir yanlış yaptım. İbrahim aleyhisselam. Ondan dolayı bu konuda ben de size yardımcı olamam. Siz Musa Nebi'ye gidin. Allah ona kitap verdi diyor. Musa aleyhisselama geliyorlar. Musa aleyhisselam diyor ben de onu yapamam. İsa'ya gidiyor ben de onu yapamam. En son peygamberimize geliyorlar. Tamam diyor bu benim işim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aynen böyle söylüyor. Bu benim işim. Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Makam Mahmud'da bugün diyor işte. Yalvaracak. Subhanehu ve Teala ondan sonra hesabı başlatacak Allah-u Teala. Peygamberimizin şefaatinden sonra. Hesap başladı. Herkes sıkıntı içerisinde. Ne olacak acaba? Kimileri diyor dizlerine kadar terlerler. Kimisi beline kadar, kimisi boğazına kadar terler. Öyle bir sıkıntılı hal. Herkes çıplak olacak dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ayşe annemiz dedi ki, ya Resulallah nasıl herkes birbirini görür çıplak olursa? O gün dedi öyle bir sıkıntı var ki, yanındakine bakacak hali dermanı olmayacak adamın. O kadar buhranlı bir hal yani. Sıkıntılı bir zaman. İşte o zamanda bulu çağına ermemiş bir çocuğun dünyada vefat ettiyse, sen de güzel bir şekilde sabrettiysen diyor, herkes haşir meydanında hesap beklerken, senin o ölmüş olan çocuğun geleceği anne babasının ellerinden tutup çıkartıp onları cennete götürecek. Allah-u Teala dünyada başına bela verip de güzel sabredirsen onların mükafatı bir rahat yani sınırsız. O sahabiye annemiz de orada çocuğunun başında ağlarken Resul-i Ekrem dedi ki sabret, ihtesibi. Allah'tan bekle dedi şeyini, mükafatını. Allah'tan bekle. O başını kaldırıp dönüp de bakmadan dedi ki yahu sen benim çektiğim derdi nereden bileceksin yahu dedi. Benim çocuğum gitmiş burada diyor. Sesli ağlıyordu. Resul-i Ekrem daha hiçbir şey demedi. Öyle deyince yoluna devam etti gitti. Sahabe-i kiramdan dediler geldiler kadın. Yahu sen kimle konuştun biliyor musun? Kime cevap verdin biliyor musun sen? Resul-i Ekrem de dedi sana öyle söyleyen. Durum ne kadar ince iyi anlayın. Kadın geldi Efendimizin huzuruna. Dedi ki ya Resulallah ben seni bilmedim. Resul-i Ekrem ne dedi biliyor musunuz? As-sabru inda sadmetil ula. Bugün geldin özür diledin. Allah ona ancak kefaret edebilir onu ama sen sabrın mükafatını almak istiyorduysan eğer ilk anda sana söylendiği zaman ilk anda sabır gösterebiliyorsan işte o zamandır sabır. İşte o ilk andaki sabrı yakalarsak biz herkes o haşir meydanında sıkıntıyla beklerken sabredenlere özel geçit hakkı verilecek. Milletin haşir meydanındaki hesap olayını onlar kendi cennetlerindeki saraylarının balkonlarından seyredecek diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir sıkıntı yok. Ama nasıl?
inde sadmetil ula, ilk anda sabır gösterebiliyorsan, o ilk andaki sabrı, o ilk andaki şükrü, güzel şey başına gelince onları yakalamak istiyorsan gününün çoğunu Allah'la geçirmen lazım. Namazın içerisinde huşu olsun istiyorsan gününün çoğunu Allah'la geçirmen lazım. Tarikat yolu güzel bir yoldur. Gerek yoktur derler çokları. Sen bütün ibadetlerin hatta ve hatta imanın tadını alabilmen için tarikat yoluna tam bir şekilde girip emirlere tam bir şekilde riayet etme gayretine düşmen lazım. Ancak o zaman Resul-i Ekrem'in dediği gibi halavetul iman, imanın tadını alabilirsiniz. Bugün hepimiz Müslümanız diyoruz. Hepimiz Müslümanız diyoruz. Fakat hangi kursa gidersen git, hangi hocanın sohbetine girersen gir, hiçbir hocanın sohbetinde, hiçbir kursta, hiçbir genel olarak hatta çok büyük ilim sahibi olan Müslümanlarda bile bunu göremezsin. Nedir o? Bir araba mümin kardeşine olsun da, daha iyisi onda olsun da, normali bende olsun. İki şey arasında, seçenek arasında kaldığı zaman, mümin kardeşi var, bir de kendisi var. Sağlam. Bir şey alacaklar. Ne alacak? Bardak alacaklar. İki bardak var orada da, başka yok. Başka da yok. İyisi kardeşimin olsun, kötüsü benim olsun. Diyecek adam var mı? Çok zor. Çok zor. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? La yakmulu imanu ahadikum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Sizden biriniz kendisi için sevdiğini, kardeşi için sevmediği müddetçe imanı tam olmuş olamaz. Bunu nerede öğrenebilirsin? Evliya-i kiramdan görürsün bunu yani. Onların gösterdiği yolda bunları öğrenirsin. Öteki türlü 5 vakit namaz kılıyoruz. Hoca efendiler de şimdi, bugün camide cuma vaazını dinliyorum. Hoca efendi göya şeyi anlatıyor, kadınla erkeğin geçimini anlatıyor. Tamam mı? Tamamen İslam'ın anlattığının ters tarafından anlatıyor. Geçmiş vaazı ama. Resul-i Ekrem'in öğrettiği ayet-i kerimenin söylediğini tam tersini söylüyor. Hem de bu da ayette geçiyor diyor yani. Halbuki tersini anlatıyor Allah-u Teala Celle Celaluhu. Kendi keyfine göre bu zaman insan nasıl istiyorsa, tamam mı? Kadın programlarında bilmem şunlarda bunlarda kadınlar nasıl istiyorsa öyle bir Müslümanlığı anlatıyor. Akşama kadar kocası çalışacak, çalışacak, çalışacak. Akşam eve geldiği zaman, ki zaten bu çalışanlar içerisinde adam anladığım kadarıyla keyfi bayağı iyiymiş herhalde. Çalışma işi o kadar zor değil. Ben çok iyi biliyorum. Marangozda biz şeyin yanında çalışıyorduk. Ne derler? Makinenin yanında çalışıyoruz. Akşama kadar budu 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 çalışıyor makine. Öyle ki ses yapıyor ki makine. Ben çalışırken ezan okuyordum. Ezan okuduğumu önümdeki adam duymuyordu. Öyle ses yapıyor makine yani. Bağıra bağıra ezan okuyordum orada. Ondan sonra akşam geliyorsun eve, kafan davul gibi olmuş zaten. Allah'tan o zaman bekardık biz. Evli değildik. Şimdi eve gelince en ufak bir ses yükselmesinde bile bunalıyor insan ya. Kaldıramıyor yani. Akşama kadar çünkü sesin içerisinde kalmışsın yani. Hoca efendi diyor ki eve gidince, şimdi peygamberimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, kocanız eve geldiği zaman diyor, hemen üzerindeki hoş geldin deyin, üzerindekini çıkartın. Bakın diyor, dertliyse deyin ki kocanıza, efendim, efendim diye hitap edin diyor. Efendim, derdiniz dünyalıksa umursamayın, önemli değil. Dünya öyle böyle gider. Aynen, lafızları böyle Efendimiz öğretiyor bunları. Ama derdiniz ahiretlik ise diyor, Allah derdinizi çoğaltsın. O dert çünkü insan insan yapar. Böyle söylesin kocasına diyor. Müthiş mükafatlar vardır bu şekilde kocasını karşılayan kadına. Bu adam da diyor ki içeri girdiğinde hanıma sor, nasılsın hanım, derdin var mı? Tamam, bunlar güzel yani, tabii ki Müslüman bunu yapsın da. Adamın başı davul olmuş, kadın şimdi ona gereksiz saçma sapan şeyler, lakırdıları niye yapsın ya? Niye yapsın? Şovmen olmuş hocalar yani. Stand up şov yaparmış gibi orada vaaz yapıyor. Söylediği sözlerin gökle bir alakası yok. Allah-u Teala ile bir alakası yok. Sadece cemaatin bakıyor, hoşnut oluyorlar mı, gülüyorlar mı, dinliyorlar mı? Böyle sohbet olmaz ki, kahvehane sohbeti gibi.
bir söz söyleyeceksin, o kalplere nur akıtacak. Kalpleri titretecek. Kalpleri Allah'a döndürecek Celle Celaluhu. Neredeyse yakında bu stand-upçılar kendilerine diyorlar. Öteki adam da diyor şebek diyor. Yani bu güldürücüleri neredeyse yakında imam olarak göreceğiz. Tamam, İslam'da mizah var ama her şeyin bir ölçüsü var. Gülmeyi çok yaparsan kalbini karartırsın. Kalbini karartırsan aldığın ibadetin tadını, zikrin tadını hiçbirini alamazsın bu sefer. İşler böyle tersine dönmüş yani. Eve gittiği zaman kocası, kadının onu rahatlatması lazımken tam tersine dönmüş. Adam akşama kadar çalışacak karısı için, bütün ihtiyacını gidermek için. Bir de akşama gelecek, karısını dinleyecek. Kadın, ne dertlerin var, bütün hepsini anlat, ben hepsini çözeyim seni. Sükunet ya biraz. Sessizlik olsun, huzur istiyoruz. Ben şahsım adına konuşuyorum yani. Akşama kadar şeyde çalışıyorduk, marangozhanede. Akşam geleceğiz, bir de bir saat kadın konuşacak, bir de onu mu dinleyeceksin? Kaldırmaz insan yani. Ben şahsım adına konuşuyorum yani. Zaten akşama kadar kocan senin için çalışmış dışarılarda yani. Bütün insanlarla yüzleşiyor o senin için. Sen yüzleşme diye. Sen evinde rahat rahat otur, çocuğunla ilgilen. Senin bakkalcıyla karşılaşma derdin olmasın, çarşıcıyla karşılaşma, pazarcıyla karşılaşma derdin olmasın. Hiçbirisiyle evinde rahat rahat, selamette, sükunette otur. Bir kraliçe gibi diyoruz biz. Onlar yok, köle gibi diyorlar. Allah'tan korkmayan insanlar. Köle gibi kadınızı evine kapattınız diyorlar. Yahu eskiden padişahların hanımları sultanlardı. Onlar da sarayda otururlardı. Bütün ihtiyaçlarını padişah ayağına getirirdi. Ya bir sultan gibi evde oturuyorsun, bütün ihtiyaçların ayağına geliyor. Niye böyle düşünmüyorsun da köle gibi eve kapatılmış? Sonra istediğin yere de çıkmak istediğinde seni çıkartıyoruz. Evde hapiste değil yani. Müslümanlar karılarını hapis ederler, eve dışarıya çıkartmazlar diyor. Müslümanlar hanımlarına değer veren insanlardır. Niye yıpransın? Niye zorlansın? Bakın, İslam'dan uzak duranların kadınlarına bakın. Erkeğin yapacağı işlerin hepsini kadın yapar. Ne oluyor sonra? Bakıyorsun 40 yaşına geldi. Zaten güzel olsa da olmasa da adam evle ilgilenmediği için boş vakti çok olduğundan dolayı bakıyorsun başka kadınlarda, başka şeylerde, şunlarda, bunlarda. Evet. Evimizde de, her yerimizde de tabii ki Allah-u Teala ile beraber olmaya gayret gösterelim. Hani bunu dedim diye de tabii hanımına sert olmak falan, bunların da İslam'da tabii ki yeri yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Hayrukum, hayrukum cinsaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sizin en hayırlınız hanımlarına en hayırlı olanınızdır. Güzel geçim üstün Müslümanlığın bir göstergesidir. Orası muhakkaktır. Ama herkes birbirine karşı anlayışlı olmalı. Akşam yorgun gelen kocasını güzel bir şekilde ağırlamalı kadın tabii ki. Her şeyi doğru bir şekilde anlatmak lazım yani. Allah'ın ve Resul'ün istediği şekilde, insanların hoşuna gider şekilde değil. İnsanların çoğu bugün şeytanın istediğini istiyor yani. Nefsin istediğini istiyor. Onların istediği gibi anlatırsak din ortada kalmaz. Din ortada kalmaz. Ama işte bir kuru kıldığımız 5 vakit namazla Müslümanlığımız tamam oluyor dersek, bilin ki yarın biz de aynı onların dilinden konuşacağız. Günümüz 24 saattir. Bu 24 saatin 12 saati kadarını biz, 12 saatinden biraz fazlasını Allah ile geçirmiyorsak ziyandayız. Yarıdan çoğunu kaybettik demek oluyor çünkü. Onun için namazlarımızı hesaba katalım. Şimdi tabii nasıl olacak bu dediğimiz zaman, insan bilin ki abdest almaya giderken, abdest almaktan gelirken, namaza giderken, namazdan gelirken, namazda, bunların hepsi Allah ile beraber sayılıyor zaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Namaz seni hapsettiği müddetçe namazda yazılırsın Allah katında. Nasıl o yani oluyor? Buradan çıktın sen, mescide gittin, mescitte oturdun, namazı bekliyorsun, namazı kıldın, namazdan sonra biraz daha oturayım dedin. Biraz daha Kur'an okuyayım dedin veyahut da biraz zikir yapayım dedin.
kalktın ta işine dönene kadar olan o vakitin hepsi Allah katında namazdaymış diye yazılıyor. Abdest almaya gittin, geldin, namazdayım. Hatta ve hatta kısaca şöyle yapsak, hep abdestli olsak her adımımız ibadet oluyor zaten. Ama yine de dediğim gibi kilitli sandık içerisinde olan kalbimizi çıkartıp da o hazinenin güzelliklerine vakıf olmak istiyorsak Allah'ı zikretmeyi alışkanlık edelim. Bu insanlar arabaya biner binmez hemen radyoyu açıp oradan bir şarkı bulmayı nasıl unutmuyorlar? Nasıl unutmuyorlar? Hemen anında otur pat tuşa basıyor, hemen güzel bir şarkı bulacak, onu dinleyecek. Bir de şarkıyı dinlerken başlıyor, o da ritim tutuyor. Hem dans ediyor, hem el şaklatıyor, hem ağzıyla o şarkıyı söylüyor. Kötü tarafı ne biliyor musunuz? Böyle şarkıyla dans edenler bir de çıkıp bize hadrayı peygamberimiz yaptı diye mi, yaptı mı diye soruyorlar bile. Bizim bu yaptıklarımız, zikirleri peygamberimiz yaptı mı diye soruyorlar. Hiç demiyor yani, o müziği açıp dans ederken bunu peygamberimiz yaptı mı yapmadı mı kimse sormuyor. Allah'ı zikrederken bunu peygamberimiz yaptı mı diye soruyorlar. Her neyse, onlar bu tarafta nasıl gayretli, sıkkınlık duymadan, bıkkınlık duymadan her akşam adam okey oynamaya gidiyor ya. Hiç sıkılmıyor. Orada otururken iki laf edecek arkadaşıyla, biraz küfür sallayacak, tamam mı? Her akşam, kaç yaşından? 16 yaşından 50 yaşına kadar insanlar o kahvehanelerde. O kahvehanelerde. Ama namaza giderken, zikire giderken insan sıkılır. Bunları ibretle bakmamız lazım, kendimize nasip almamız lazım. Netice başımıza dünyada güzel şeyler gelecek, çirkin şeyler gelecek. O güzel şeylerde de, çirkin şeylerde de döneceğimiz zat, döneceğimiz kapı Allah'ın kapısı olmalı. Celle Celaluhu. Buna da erebilmek için günümüzün çoğunu, anımızın çoğunu hak ile birlikte geçirmek lazım. Allah ile beraber geçirmek lazım. O zaman her şey kolaylaşır, o zaman her şey güzelleşir. İbadetin tadını da almaya başlarız, imanın tadını da almaya başlarız. Onlar ne kadar gülerlerse gülsünler ki bu ta Nuh Aleyhisselam'dan beri Müslümanlara gülerler. Kafir olanlar veya da kafir ahlakıyla yaşayan, kendine Müslüman diyenler artık kim olursa olsun, o zamandan beri Müslümanlara gülerler. Onun için bu gül, birileri bize güldüğü zaman aslında fazilet bilmemiz lazım. Çünkü peygamberlere de güldüler. Hamdolsun. Demek ki biz güzel bir şeyler yapıyoruz Allah'ın izniyle. İstediği kadar gülsün onlar. Onların eğer biz kendimizi zikre verirsek, zikirden öyle kalbimize bir tat gelir ki onlar ömür boyu tatilde geçirseler o üstün hazzı, o üstün tadı almaya imkan bulamazlar. Çünkü Allah'a dayalı olan o tatlar, o lezzetler melekut alemine göklerle bağlantılıdır. Dünya ehlinin tattığı tatlar hayvansaldır, yere bağlıdır. Aradaki fark bu kadar engin yani. Allah Subhanahu ve Teala bizi Celle Celaluhu o kutlu zatların, imanın tadını almış zatların yolundan ayırmasın. İllahi Teala'l-Fatiha.